kruasanlar harika. Ruhumun her zerresinde hissediyorum. Galip Bey, Fransız konuklarımıza bunlardan ikram etsek çok hoş bir jest olur. Ama Galip Bey, siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Kusura bakmayın Handan Hanım. Yoksa Aziz'i mi düşünüyorsunuz? Baba. Maksude, kızım ne bu ha? Ne oldu? Aziz tutukladılar baba. Haberim var. Hiçbir şey yapmayacak mısın? Yapmayacağım Maksude. Aziz. Aslan, kahve yaptır bana. Kızım nerede Maksude? Beraber çıkmadınız mı siz? Kumaşçıya gidecekti o. Ben Aziz'in tutuklandığını görünce unuttum onu. Müsaadenizle baba. Nene bırak beni, bırak beni gideyim ben. Esna dur, dur. Nene. Dur. Nene gitmem lazım. Dur. Aziz sana buradan ayrılma dedi. Ha ne olursa olsun. Ha? Duramam, duramam nene. Gitmem lazım. Bak ne olur Aziz benim yüzümden hapiste nene. Sen teslim mi olacaksın o adama? Ha? Olacağım. Olacağım, evleneceğim, ne yapayım nene? Ama o çok fena bir insan. Kötülük edecek sana. Etsin nene. Etsin. Umurumda değil, dayanırım ben, alışığım. Ama Aziz benim yüzümden hapiste kalırsa ben buna dayanamam nene. Ne olur, ne olur gideyim ben. Ne olur nene, ne olur. Hakkını helal et, olur mu? Helal olsun. Maksude, ben de çarşıdaydım. Dilruba kumaşçıya hiç gelmedi. Yalan söylüyorsun. Kızım nerede? Ben o yalanı söylemesem şimdi kapının önündeydiniz Handan Hanım. Ne saçmalıyorsun sen? Senin o ahlaksız kızını Aziz'le beraber gördüm. Babama hepsini anlatacağım. Ama önce kendi gelsin. İki çift lafım var ona. Maksude, ne varmış kızım Aziz'le yan yana gördüysen? Bizi bu çirkin imalarla mı göndereceksin? Ya ne iması? Neyin iması? Aziz'le ahlaka mugayir bir şekilde gördüm diyorum. Daha ne diyeyim, söyletmeyin beni. Sen nasıl cüret edersin böyle bir şeye? Senin cüret ettiklerinin yanında bu ne ki? Gördüm sizi Dilruba, gördüm. Maksude. Sen ne ahlaksız bir mahluk musun? Maksude. Ve ben ne kadar aptalmışım ya Rabbim, sana inandığım için, bir seans daha verdiğim için. Bitti biliyor musun? Bitti bu son günüm. Bu konaktaki son günüm bu. Her şeyi anlatacağım babama. Lütfen. Bu evliliğin olmasına katiyen izin vermeyeceğim, anlıyor musun? Maksude. Rica ediyorum. Susmayacağım. Eğer sen susmazsan ben de susmam Maksude. Madem her şey anlatılıyor. Ben de 5 çocuklu dul ustabaşıyla gizliden gizliye aşk yaşadığını söylerim Galip Bey'e. Ben sana güvendim, verdim sırrımı. Sen ne kötün, ne menfur bir mahluk musun ya? Yazıklar olsun sana. Ne oluyor orada? Yok bir şey Galip Bey, kızları bilmez misiniz, elbise kavgası. O kadar basit değil Handan Hanım. O kadar basit değil baba. Ben daha fazla saklayamayacağım senden. Adem'i vuran Dilruba'ymış baba. Adem'le bir olmuşlar, bütün suçu Aziz'in üstüne atmışlar.
Yolun başından bu kadar yalan söyleyen insanlarla ne siz ne de Adem izdivaç yapamazsınız baba. Köşeyi dönecektim ki baktım Teğmen Andre bir kızla yeltenmiş. Belki de oğlunuz o kızı öldürdü ya da onu kurtarmaya çalışan kişi. Vallahi billahi ben Zülfikar Ney'im görmedim efendim. Vallahi belki de yanlış adamı astınız. Belki de oğlunuzun katili dışarıda. Efendim, Aziz Payda Ağa'nın kaçırdığı kız sizinle görüşmek için gelmiş. Babasına teslim olmak için. Gelsin bakalım. Aziz'in gözdesi kimmiş görelim. Yaklaşım. Mademoiselle. Ayaklarınıza ne oldu? Evleneceğim adam yaptım. Falakaya yatırıldım. Ha. Ne babalık. Peki neden yaptılar bunu size? Evlenmemek için kaçtım. Demek evlenmek istemediğiniz birisiyle sizi zorla evlendirmek istediler. Sizin toplum korkunç. Kadınlara hiçbir hak vermiyorlar. Herkes öyle değil. Benim babam bana söz hakkı tanımadı. Siz de kaçtınız. Neden babanızın sözünü dinlemiyorsunuz? Çünkü ben hürüm. Kiminle evleneceğime kendim karar veririm. Lütfen. Lütfen.